Dün 7.94 diyeceğime 5.94 demişim arkadaşlar ve tabii ki sizlerinden gözünden kaçmadığı hemen uyarılar geldi arka arkaya ben de bir düzeltme yaptım 7.94 diyeceğime 5.94 demişim kusura bakmayın dedim ama bir kez daha hatırlatayım evet dün 7.94 demem gerekirken 5.94 demişim demişim de niye demişim bir de onu sorun bana çünkü yılbaşından bu yana dolar nereden nereye geldi acaba diye şöyle bir bakalım tekrar dedim bir daha hatırlatayım dedim. 5.94 seviyesi. 5.94'ten 7.94'e gelmiş Eylül ayına kadar. Ne kadar yükseldiğini artık siz hesaplayın. Dolar geldiği noktaya aslında bütün baskılara rağmen geldi ve bu baskıların sonu geldiği için de bundan sonraki yükselişi çok daha agresif olacak gibi görünüyor. Tabi nedenlere yeni nedenler de ekleniyor arkadaşlar. Hani cari açıklıyoruz, dış borçluyoruz, Türkiye'nin makroekonomik problemleri diyoruz, korona meselesi diyoruz, dünya ekonomilerinin daralması meselesi falan diyoruz ya. Şimdi yeni yeni rahip krizleri de ekleniyor. Bunlardan bir tanesi S-400 meselesi. Önümüzdeki süreçte çok fazla köpürtülebilir ve bu iş dış güçlere bağlanabilir arkadaşlar. Bunun sonrasında da dolarda devalüasyonist bir etki görebiliriz. 7.94 olan dolar bir anda arkadaşlar 14, 15, 16 seviyelerini görebilir. Hatta durdurulmazsa 20'lerin üzerine bile gidebilir. Bir. İkincisi Maraş meselesi. Kıbrıs'taki Maraş'ın ziyarete açılması meselesi. Yunanistan'dan ve Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili ciddi tepkiler gelecek gibi görünüyor. Açılmalı mıydı? Bence bundan çok ama çok öncesinde açılmalıydı. Bugün açılıyorsa yine kritik bir süreç anlamına gelir bu. Türkiye'nin Azerbaycan tarafında tasarruf kullanması da yine dolar üzerinde oluşabilecek baskının diğer bir etkeni olacak. Bunların hepsi dış güçler meselesine bağlanabilecek rahip krizleri. Arkadaşlar bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yapılan tüm baskılara rağmen dolarla oynanan tüm oyunlara rağmen ocaktan bu yana dolar durdurulamadı. Temmuz ayı itibariyle durdurulamayacağı da görüldü ve frene basmak yerine arabayı boşa bırakmaya karar verdi ekonomi yönetimi. Buna rağmen Merkez Bankası zaman zaman hamleler yapıyormuş gibi yapıyor. Bugün de onlardan birisi geldi ve swap faizlerini bir buçuk puan yukarı aldılar. 10 11.75 seviyesine çıkarttılar ve 7.95 seviyelerine kadar yükselmiş olan dolar kuru bu haber sonrasında yavaş yavaş çok da hızlı hareketlerle değil 7.90 seviyesine kadar gevşedir. Ama 7.80'li seviyeleri göstermediler. Sonrasında tekrar 7.95'e çıktı ve tekrar 7.90-91 aralığına kadar düştü. Peki ne olacak bundan sonra süreçte? Merkez Bankası'nın aldığı bu faiz arttırma kararları politika faizi haricindeki faiz arttırma kararları doları durdurmak yönünde işe yarayacak mı? Doları düşürecek mi? Yoksa hem Merkez Bankası'nın hem de ekonomi yönetiminin attığı bu adımlar doları düşürme niyetinde değil de mevcut devalüasyona karşı önlem almak niyetiyle mi yapılıyor? Yani dolar bir anda patlamasın bize siyaseten bir zarar vermesin ama kademe 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 devaliyor olsun. İşte yıl sonunda anlata anlata alıştıra alıştıra 10 lira seviyelerine kadar götürelim. Önümüzdeki yıl 15-16 lira seviyelerine yine anlata anlata götürelim şeklinde bir bir nedenle mi yapılıyor onu da hep birlikte göreceğiz sevgili dostlarım. Şunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne doların ne altının duracağı falan yok. Her ikisi de hem Türkiye'de hem de dünyada yükseliş eğilimine devam ediyor. Bakın dolar endeksi teşvik konusunun tekrar gündeme gelmesine rağmen hala öyle sert bir düşüş yaşamış falan değil. Altın fiyatları da kademe kademe tekrar kendisini 1900 doların üzerine attı. Trump yok teşvik görüşmesi falan filan dedi. Ertesi gün öğrendik ki Eski ile Münşin yine masaya oturmuşlar. Teşvikte ne yapalım, nasıl yapalımı konuşmaya başlamışlar. Yani başkanlar atar gider yapıyor ama arka planda işler dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da piyasalar üzerinde ciddi etkiler yapmaya, ciddi dalgalanmalar yapmaya devam ediyor. Bu videoda tabi bunların hepsini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Rakamlara da bakacağız, haberlere de bakacağız. Önemli haber başlıkları var. Bunların en önemlisi tabii ki Merkez Bankasının bugünkü swap kararı, swap faizlerini yüzde bir buçuk arttırmış olması çok çok önemli bir etkisi olmadı. Bu faizleri arttırmanın 90 ile 95 aralığına sıkıştırdılar. Bu gösteriyor ki bize bir süre 790-95 aralığında gidip gelebilir dolar kuru, ama daha sonrasında özellikle Merkez Bankası politika faizini bir kez daha arttırmaz ise bakın arttırmayabilir. Çünkü bu çok riskli hale gelmeye başladı. İkinci bir faiz arttırımı yeni faiz arttırımlarının beklentisini yaratır arkadaşlar. Çok daha agresif faiz arttırmak zorunda kalır Merkez Bankası. Çünkü yeni faiz beklentileri doların daha da agresif bir şekilde yükselmesi anlamına gelecek bundan sonraki süreçte. Ve istenilen noktaya gelmeyene kadar dolar üzerindeki yükseliş eğilimi çok daha sertleşerek devam. Devam edecek. Peki istenilen faiz seviyesi nedir? Tabii ki arkadaşlar bugünkü enflasyon koşullarında yani enflasyonun %12 olduğu seviyeye baktığımızda Merkez Bankası'nın faizleri minimum %18 seviyesine çekmesi gerekiyor. Bir yıl nedenden dolayı. Türkiye'de doların getirisine bakıyorsunuz, altının getirisine bakıyorsunuz işte %20-%30 aralığına hatta %40 aralığına kadar yükselmiş durumda. Öbür taraftan banka faizlerine, mevduat faizlerine bakıyorsunuz. Maksimum %10-12 aralığında bu kadar makas açılmışken artık siz memlekette millete ya da yabancılara %15 faiz veriyorum kardeşim sana dediğin zaman kimseyi yanına alamazsın insanlar dövize ve altına yatırım yapmaya devam ederler. Onun için minimum 18 belki %20 seviyelerini çıkartmaları lazım bu koşullar içerisinde enflasyonun %14-15 aralığına çıktığı Ekim Kasım Aralık hatta Ocak aylarına bakıldığı zaman o zaman 22 %23'lük bir faiz mutlaka önerilmeli ki mevduat sahipleri götürsünler. Türk lirası olarak paralarını bankaya yatırsınlar. E yabancılar gelir alır. Yabancılar da almaz. Yabancılar da kurdan kazandıklarını şu anda faizden kazanmayacakları için dolarlarını Türk lirasını çevirip faize yatırmak yerine dolarda beklerler. Türk lirası develiyo olduğunda ve faizler sahiden istenilen noktalara geldiğinde dövizlerini Türk lirasına çevirirler ve o zaman faiz ortamına dönebilirler. Yani yani bugünkü koşullarda kimse mevduata falan gitmez arkadaşlar. Buradan gelelim Merkez Bankası'nın politika faizi meselesine. Merkez Bankası bir anda 800, 900, 1000 bas puanlık bir arttırım yaparsa evet o zaman dövizi buralarda sabitleyebilir. Bakın düşürür demiyorum. Buralarda sabitleyebilir bir süre burada kalmasını sağlayabilir. Hatta belki kademe kademe ufak ufak yükselmesini de sağlayabilir. Peki Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimi bunu istiyor mu? Tabii ki istemiyor. Çünkü korkunç bir cari açık var. Döviz buralarda kalırsa bu sefer cari açık problemiyle uğraşırken bir yandan da yüksek faizli yüksek enflasyonla ama sabit kurla uğraşmak zorunda kalacak. E, kur sabit kalırsa ithalatın önü açılacak, cari açık daha da büyüyecek. Cari açığın daha da büyümesi kur üzerindeki baskıyı arttıracak. Kur üzerindeki baskı tekrar enflasyonist ortam ve yeni faiz ortamı yaratacak. Yani hepsini feda etmek zorunda kalacak. Hükümetse, ekonomi yönetimi ise çoktan cari açıyı kurtarmak adına dövizden, enflasyondan hatta faizden vazgeçmiş durumda. En azından cari açığı kurtarayım diyor. Bu nedenle de devalüasyonist bir ortamı ya da kademeli devalüasyonist bir ortamı tercih ediyorlar. Doların sabit kalmasını falan istemiyorlar. Bununla ilgili politik sebepler yaratacaklar, uluslararası sebepler yaratacaklar, faizle yeni bir sebep yaratacaklar. S-400 meselesi, Maraş meselesi, Ermenistan, Azerbaycan arasındaki gerilimde, savaşta ya da çatışmada adın ne koyarsanız koyun taraf olma meselesi, Avrupa Birliği ile Amerika ile mümkün olduğunca ipleri germe meselesi hep bir sebep olarak masaya konulacak. Bu sayede doların yükseltilmesi için hatta develiye olması için elden gelen her şey yapılacak. Dolar develiye olduktan sonra bu politikaların hepsinde geri adım atılabilir arkadaşlar. Öncelikle dolar Develi olması ve cari açığın Öyle ya da böyle kapatılması gerekiyor Aksi takdirde büyük bir ekonomik Krizle ikinci dalgaya Gireriz. Koronanın tam da Göbeğine gidiyoruz çünkü. Dünya Olarak Türkiye olarak değil 36 milyon kişi Arkadaşlar evet 36 Milyon kişi şu anda Koronaya tüm dünyada yakalanmış Durumda. Vaka olarak sayıdan Bahsediyoruz. Milyonlarca insan Hayatını kaybetti. Öbür Taraftan ikinci dalganın etkisiyle bu rakamın belki de ikiye katlaması konuşuluyor. Ölü sayısının 2 milyonu aşması konuşuluyor. Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Peki bu tezleri doğrulayan ya da destekleyen gelişmeler yaşanıyor mu? Madrid'de korona nedeniyle olağanüstü hal tekrar ilan edildi. İngiltere vaka sayısını katlayarak katlayarak görmeye başladı. Amerika'sından Avrupa'sına pek çok ülkede tekrar rekor seviyelere ulaşıldı koronada. Dolayısıyla arkadaşlar Korona aldı başını gidiyor. ikinci dalga göstere göstere geliyor. Bu arada IMF uyarıyor. Bakın diyor. Korona bitmediği sürece tamamen kontrol altına alınmadığı sürece yapılacak mali teşviklerin ya da merkez bankalarının faiz indirimlerinin çok büyük bir etkisi olmayacak palyatif tedbirlerden kaçın. Bir an önce karantina tedbirlerini arttırın. Bu işi tamamen kontrol altına alın ki o zaman ekonomiler ciddi bir şekilde hareketlenebilsin. Bu iş tamamen tamamen çözülmediği sürece ülkeleri büyük oranda tehdit ettiği sürece ekonomilerin tekrar hareketlenmesi, ayağa kalkması mümkün değil. Bunu artık IMF de söylüyor, Dünya Bankası da söylüyor, Fed de söylüyor, Avrupa Merkez Bankası da söylüyor, Avrupa'nın liderleri de söylüyor, Amerika'da her ne kadar ciddiye almıyor olsa da Trump da söylüyor, Biden da söylüyor. Demek ki arkadaşlar bu iş önümüzdeki dönemde yani 2021 senesinde de ekonomileri yıkıp geçmeye devam edecek. Peki bize ne yapacak? Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin? yapacak? Özellikle Türkiye'ye ne yapacak? Çünkü Türkiye gelişmekte olan ülkelerden bile finansal açıdan bakıldığı zaman Türk lirasının değer kaybetmesi açısından bakıldığı zaman çok ciddi manada ayrıştı. Örnek mi istiyorsunuz? Bakın Türkiye ile Güney Afrika kafa kafaya gidiyordu. Para birimleri açısından bakıldığı zaman. Güney Afrika randı ne kadar değer kaybediyorsa takribi Türk lirası da o kadar değer kaybediyordu ya da değer kazanıyordu. Son 3-4 seneye bakıyorsunuz. Yani 2010 2016 sonrasına bakıyorsunuz Türkiye Güney Afrika'dan tamamen ayrışmış durumda. 2016'dan bu yana Güney Afrika randı %20 değer kaybetmiş arkadaşlar. Türk lirası %60 değer kaybetmiş. Demek ki artık Türkiye gelişmekte olan ülkeler sınıfında da en alt, en yaramaz, en tembel öğrencilerden biri haline geldi ekonomik açıdan bakıldığı zaman. Bu koronadan mı kaynaklı? Hayır değil arkadaşlar. DZ Bank'ın raporuna göre çok net bir şekilde söyleniyor. Türkiye'de Türk lirasının değer kaybetmesinin sebebi koronavirüs falan değil. Bu salgın falan değil. Aksine Türkiye'nin siyasi yapısı, siyasi yanlışları, Merkez Bankası'nın tam tamamen bağımsız çerçeveden çıkartılması ve güdüm altına alınması. Bunlar alenen söyleniyor benim tarafımdan değil DZ Bank tarafından ki ben de son 3-4 senedir bu konuyla ilgili uyarılarımı açık açık yapıyordum sizlere. Türk lirasının değer kaybetmesinin sebebi korona falan değil. Türkiye'nin zaten bu pandemi sürecine büyük bir ekonomik krizle yakalanmış olması. Türk lirası pandemi olsa da olmasa da büyük bir değer kaybına uğrayacaktı. Pandemi olsa da olmasa da Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomik krize doğru koşar adımlarla gidiyordu. Bugün Merkez Bankası'nın swap bir buçuk puan arttırmış olması ya da politika faizini işte 50 bas puan, 100 bas puan arttırmış olması elinin ne kadar zayıf olduğunu göstermek dışında bir şey değildir. Yabancılar Türkiye'nin elinin zayıflığını gördükçe gaza daha da basacaklar, doların ateşini daha da yükseltecekler. Önümüzdeki süreçte doların çok daha agresif bir şekilde yükselmesi beraberinde getirecek. Nitekim söylediklerimiz birebir çıktı. Sizler de görüyorsunuz 7.95 dedik 7.95'e geldi. Bir sonraki adımda 8.20'ye girecek. Bunlar kademeli yükselişler. Fren patlarsa arkadaşlar işte o zaman bir sabah uyandığımızda 14 lira ile 16 lira arasında bir dolar kurunu görürüz. Kimse de şaşırmasın Ağustos 2018 geriye dönüverir. Zaten Ağustos 2018'den çok daha sıkıntılı bir süreç içerisinde. Bakın, korona var. Öbür taraftan ülkeler arasındaki gerilimler artıyor. Amerika Çin'e yükleniyordu. Şimdi İran'daki 16 bankaya yeni yaptırımlar getirdi. Neden doları yasa dışı kullanıyorlar diye. Velhasıl arkadaşlar, bu işin önü kesilmeyecek. Dünya ekonomileri, dünya siyasetçileri birbirlerine girmeye devam edecekler. Gerilimler artacak, üzerine korona ekleyecek ve iş daha da sarpa saracak. Fed ne diyor arkadaşlar? Ya mali teşvikler bir an önce gündeme getirilir. Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ikinci sırada olmak üzere yeni yeni teşvik paketleri açıklanır. Devletler tarafından yani merkez bankalarının varlık alımları bu iş için yeterli değil diyor FED. Mutlaka hükümetler bir an önce teşvikleri açıklamak zorundalar diyor. Yoksa bu işin altından kalkmak mümkün değil diyor. Trump'ın öyle tek başına alacağı bir kararla bu iş durdurulamazdı. Durdurulamadı da zaten. Nitekim ufak tefek kliklerde uzlaşıyorlar. Zaman zaman da demokratlar zaman zaman cumhuriyetçiler geri adım atıyor. Ortalarda bir yerde ister istemez buluşacaklar arkadaşlar. 1.8 trilyon olur, 2 trilyon olur ya da minimum düzey olan 1.6 trilyon dolar olur. Öyle ya da böyle bu teşvik paketleri çıkacak. Hele ki demokratlar iktidara gelirse yani Biden seçimi kazanırsa mavi dalga denilen proje devreye sokulur. O zaman öyle 1.6 trilyonlar falan ufacık kalır. 3.5-4 trilyonlar dört 4,5-5 trilyon dolarları konuşmaya başlarız. Bu para bolluğu da altın üzerindeki alım iştahını öyle bir arttırır ki arkadaşlar biz 2000-2500 dolar diye konuşuyoruz ya altın olsun. Bir anda 3000-3500 dolarlar seviyelerini görürüz. Türkiye'de gram altının 1000 liraları zorlamaya başladığını görürüz. E bunun yanına bir de Türkiye'de kur şokunu koyun. Ha diyeceksiniz ki dünyada bu kadar çok dolar varken nasıl olacak da Türkiye'de kur şoku yaşanacak? Dünyada ne kadar çok dolar olursa olsun Türkiye'ye dolar gelmedikten sonra ne kıymeti var arkadaşlar? Bakın Amerika dünya dünyanın pek çok ülkesiyle swap anlaşması yaptı. Trilyonlarca teşvik paketlerini açıklarken ama Türkiye ile swap anlaşmasına yanaşmadı. Senin S-400 meselen var kardeşim dedi. Sen siyaseten bana yakın değilsin. Sen Rusya ile işbirliği yapıyorsun dedi. Ayrıca senin ekonomik verilerin hiç de öyle söylediğin gibi iyi değil dedi. Amerika Türkiye'ye oluk oluk akıttığı doları vermediği sürece Türkiye'nin doları olan ihtiyacı her geçen gün artacaktır. Hele ki bu makroekonomik problemler, siyasi problemler, uluslararası problemler daha da arttığı sürece, negatif faiz ortamı devam ettiği sürece, Merkez Bankası bağımlılığını devam ettirdiği sürece, ekonomi yönetimi ya da siyaset bir demokles kılıcı gibi durduğu sürece, yabancılar da bunun farkında olduğu sürece bu işin önünü kesmek mümkün değil. Türkiye'de kur şoku, dünyada teşvikler ve riskler nedeniyle oluşacak ortamdan dolayı altına olan talebin artması İkisinin birleşmesi 1000 liranın üzerinde gram altın fiyatı, 10 liraları zorlamaya başlayan gümüş gram fiyatı, 16-17 liraya dayanmış piyasa tahvil faizi fiyatları. Gördüğünüz gibi yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faiz dönemine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Bunu engellemek mümkün mü bu saatten sonra çok zor. 2021 söyleyeyim şimdiden kayıp bir yıl. 2022 belki pandemi kontrol altına alınırsa yükseliş yılı olabilir. 2023'te belki belki dünya ve Türkiye işin içinden çıkabilir. Ama verilecek her hatalı kararın bundan sonra hiç bir şekilde telafisi olmayacak. Hemen kısaca rakamlara bir göz atalım. 115.964 seviyesinde borsa. %0.79'luk yükseliş var. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm borsaya ve borsacılara selam söyleyelim. Ne diyeyim abi? Dolar 7.9024 seviyesinde. 7.90'ın altını göstermiyorlar. Görebilir mi? Görebilir. Kısa vadede 7.85'e kadar gevşeyebilir mi? Gevşeyebilir. Ama hem Merkez Bankası'nın bu hamleleri hem ekonomi yönetiminin açıklamaları gösteriyor ki niyet doları durdurmak değil kademeli ve kontrollü yükselişini sağlamak. 7.95 sonrasında 8.20'ye giden bir dolar kuru göreceğiz. Euro 9.32.66 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.18'in üzerine çıktı. Bakalım kalıcı olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Gelelim altın nonsuna. 1920 dolar seviyesine geldi. Dediğimiz gibi 1900'ün üzerinde ufak ufak tutunmaya başladı. Ve altın artık bu saatten sonra gelecek tüm haberleri yükseliş ama kullanmaya devam edecek. Altının yakın zaman içerisinde çok yakın zaman içerisinde 2000 doların üzerinde olduğunu göreceğiz. Gram altın zaten kurun yükselişine bağlı olarak yükseliş eğiliminde bu dönemde. Sakin kalan, pozisyonlarını koruyan, havayı iyi koklayan, onun bunun sözüyle anlık hareketler yapmayanlar yarın kazanan taraf olacaklar. Bunun tersini yapanlarsa kaybetmeye devam edecekler, üzülmeye devam edecekler. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.